Yalanın bir Diyarbakır, Diyarbakır'da yaşıyorsunuz. Evet, Diyarbakır'da, Diyarbakır'dasınız. Diyarbakır'da büyüdüm. Evet. Köyüm de Eyüp'te. Eyüp'lisiniz. Eyüp'te. Evet. Yani bu Diyarbakır sokaklarında evet. Zaman, birçoğu zamanınızı bu Diyarbakır sokaklarına geçiriyorsunuz evet, değil mi? Evet. Peki sokaklar size ne kazandı? Yani bu sokakta geçirilmiş olduğun zamanlar? Ya hiçbir şey kazandım. Evet. Kötü örnekler oldu. İşçek Esra. Bazı arkadaşlarla aile işte evet. Kötü örnekler gördü, yaşandı. Evet. Bazı şeylerde işte olaylarda katıldı. Evet. Yani, yani Diyarbakır'daki, Diyarbakır'da geçirmiş olduğunuz o vakitlerin birçoğu uyuşturucu, evet. Yani kötü ortamlar oluyor evet. Değil mi? İşte eve giderken aileyle sorun yaşandı. Evet. İşte bu madde yüzünden. Evet. İçiyordu, işte eve gidiyordu. Gözlerimiz hep kırmızı oluyordu. Ailele, işte bazı ortamlar, arkadaşlarla, işte şu an hepsi işte daldı, biraz iyi oldu ve işte elimizde geldikçe içmeyeceğiz. Peki hala kullanıyor musunuz? Yok, şu an bir ayeti kullanıyorum. Bir ayeti kullanıyorsunuz. Yani ne zaman beri başladınız? Benim 3 sene. 3 sene önce başladı. Nasıl başardınız buna? Yani sizi o yöne sevk eden ya da sizi yani bu madde bağımlılığa getiren sebep neydi? Hani vallahi işte kimse bize göstermedi. Biz kendimiz bazı abiler yanımızda içti. Bize dedi baka nasıl işidir. Biz de bir iki nefes aldık. İşte baktık güzel deyip kafa yapıyordum. Ondan sonra kendimizi araştırdım. Yani ortamın vermiş olduğu, yani çevrenizdeki vermiş olduğu o alışkanlıktan dolayı size o... Evet, örnek. Evet, kötü örnek öğrendim. İşte evet, öyle. Sonra da işte şu an arkadaşlar dağıldı, şu an çalışıyorlar. İşte mahallede ben tek kaldım. Bir ayeti içmiyorum. İnşallah da içme. Yani çevrenizde yani bu işi yapan birçok kişi var değil mi? Hani ticaretini yapan, bunu o küçük çocuklara bir nevi çocuğun o yöne sevk edilmesine sebep olan kişiler var değil mi? Evet, çevrenizde. O vardır. Burada, çevrede vardır. Şu an bırakmışlar. Önce de yapıyorlardı 6-7 ay önce. Evet. Şu an bırakmışlar. Şu an çevrede var mı? Yani bu işi yapan, ticaretini yapan var mı? Yok, şu an yok. Önce de vardı, evet. Şu an yoktu. Onlar da işte çalışmaya gittiler. Antalya, Vadlar, İstanbul'a işte çalışmaya gittiler. Peki, yani sizin ailenizde ya da çevrenizde sizleri bu çukurdan bir nevi, bu bataklıktan çıkarmak isteyen kişiler oldu mu? Evet, yani yardımcı olmak isteyen evet, oldu. Babam oldu, dayılarım oldu. Hani sabahtan akşama kadar ardımızdaydı babam. Evet. Yani elinde geldikçe bize diyordu bırakın. Peşimizdeydi. Hani bizim yüzümüzde işe gitmiyordu babam. Gerçekten hani şu an babamın bize yaptıklarını hiç kimse yapmadı ve bundan sonra hani şey olacak, hiç bilmeyeceğiz. İçerken nasıl bir hale veriyordunuz o anki? Ona içerken hiçbir şey geçmiyor elimize. Evet. Bir yorgunluk geçiyor, her yerimiz uyuşur, yorgunluk geçiyor. Evet. Nasıl bir amelette hani bir uyuşturucu ilaç şey sıkıyorlar yine hani amelette. Ondan sonra işte o madde içerken o hale geliyor insan. İnsan kalkamıyor, yorgunluk üstüne geliyor, gözler kırmızı. O yüzden hani millete karşı millet bizi görünce bizde uyuz oluyor. Gözlerimiz hep kan gibi oluyor. İşte onun yüzünden Allah'ın izniyle içmiyoruz. Yani onu ne için biz hani zevk vardı, örnek aldık işte. Bazı arkadaşlar bizim yanımızda içiyordu. Biz bakıyor diyorduk bunlar içiyor niye biz içmiyoruz? Biz kalktık, biz de bir iki kere işte, üçüncü işte vakti bunu aldığımız parayı hep ona veriyordu. Yerimizde bir kuruş para kalmıyordu. Hep madde. Peki, içmek istiyordunuz, o vakitte üzerinizde para olmayınca ne yapıyordunuz? Para olmayınca borç alıyordu. İşte dayılarımda, teyzelerimde. Bazı günler oluyordu, annemde alıyordum, işte yalan atıyordum. Gördüm öyle oraya gidiyorum ya da düğüne gidiyorum, para alıyordum,
ve dördün muhtel veriyor. Peki müşterciye kaç yaşında başladınız? Müşterciye ben 16 yaşında başladım. 16 yaşında başladım. Şu an 19 yaşındasınız, yani bıraktınız. Evet, bıraktım. Evet. Peki Kur'an kişilere ne tavsiye ederdin? Şu an madde bağımlılığına ya da uyuşturucuya şu an vatağa saklanmış kişilere, çocuklara ya da gençlere neler tavsiye edebilirsiniz? Vallahi ben hiç hani tavsiye etmiyorum içmelerine. Yani madde kadar pis bir şey hani yoktur. Gerçekten hani ben içtim, beni rahatsız ediyordum. Mide ağrısı, boğaz, balgam, her şeyi gördüm, pislerini gördüm yani. O yüzden kan kusuyordum, gördüm bıraktım. Gittim, hatta namazımı kıldım, elimi açtım, dua ettim. Dedim, ya Rabbi bir daha içmeyeceğim. O yüzden abi, hani içenler de hiç tavsiye etmiyorum. Şu an madde yüzünde hep zayıfız, yani hep kemik. Peki yani bu gel vakası olanda yaşanan bu uyuşturucu bataklığı yani her ortamda yaygın. Yani uyuşturucu kullanan yani kullanma yaşı 9 yaşına kadar inmiş şu anda. Evet doğru. Yani, niçin yani öyle oldu acaba? Yani sıkıntı neydi acaba? Yani, aileden bir sıkıntı vardı yani ya da bilemediniz yani yöneticilerden bir sıkıntı vardı. Niçin bu uyuşturucuya bu kadar yoğunlaştılar bu insanlara, bu gençlerimiz, bu çocuklarımız? Neden acaba? Yani bu ortamdan çıktığınız için söylediğimi soruyor. Yani o ortamı gördüğünüz, o ortamı yaşamışsınız. Niçin yani çocuklar bu artık çocuk yaşına kadar inmiş bu madde bağımlılığı? İşte madde diyorsunuz, bazıları aile sorununu, bazıları da işte sıkıntındadır, bazıları da işte bilmiyorum benim borcum vardır. Böyle işte kendini madde bağımlı etti. İşte madde bağımlısı yok. Bak hani diyorlar ya biz bağımlı olmuşuz madde. İşte madde bağımlısı yok. Bak ben içmiyorum, işte hiç aklımda değil. Sigara bağımlısı var ama madde bağımlısı yok. Hani bırakmayı isteseler hemen bırak. Hiç aklımda değil. İlk günden beri... Peki çocuklar yani 9 yaşına inmesinin en büyük nedeni ne acaba? Yani artık o çocuk bile içiyor, kullanıyorsa o uyuşturucu değil mi? Acaba neden 9 yaşına indi? İşte 9 yaşına... Kim sebep oldu ona? Kimler i̇şte, sebep oldu ya İşte o sebebi ailesi olabilir. İşte ailesi hiç peşinde gitmiyor. Bazı bir çocuğu gördüm 9 yaşındaydı içiyor. Esra. Bir gün gittim baktım Batı kentin orasında. Baktım içiyordu. Ya valla ben biraz konuştum işte. Diyor abi benim aile sorunum. Ne oldu işte diyor babam her gün beni vuruyor. Onun için geliyorum madde içiyorum. Dedim parayı nerede getiriyorsunuz diye işte çöp falan topluyorum. Kova falan bu çöpler falan topluyorum, satıyorum. İşte madde alıyorum. İşte ben de ona dedim sana yakışmıyor. Çıkarttım ona 20 milyon verdim dedim ama bu madde vereceksen ben sana vermem. Dedi yok yemin içtiği falan. Dedim tamam. Çıkarttım 20 milyon verdim ona. Sonra aldı gitti. Peki neler yapılabilir yani özellikle konu üzerinde neler yapılabilir? Yani 9 yaşına kadar yani bu uyuşturucu kullananları bu yoldan uzaklaştırmak için yani bu çukurdan, bu batağdan çıkarmak için neler yapılabilir? Bize ne görevler düşüyor? Ya da aileye yani bilemediniz bu yönde çalışmaları yürüten bazı derneklere yani neler kamuoyuna özellikle bu vatandaşımıza ne görevler düşüyor bu konuda? İşte bizim görevimiz bu madde ortadan kalması gerekli. Bu gençler biz hani kendimi de tavsiye ediyorum. Biz maddeyi gördükçe hani ben şu an içmiyorum. Arkadaşlar geldiğinde ben arkadaşları görsem ben dayanamam. Hani onlar madde içiyor. Ben görsem ben dayanamam. Ben yine içerim. Ben diyorum ki hani bu madde kalsın ortada. Hiçbir şey kalmaz. Peki nasıl kaldırılabilir yani bu uyuşturucu madde, maddeler nasıl kaldırılabilir bu konuda? Nasıl sokaklardan çıkarılabilir ya da nasıl gençlerimizden uzaklaştırılabilir? İşte bunu ancak devlet hani yaparsa yapar işte, devlet yapmıyor. Devlet ne diyor? Diyor bize taş atmayın, ne yapıyorsanız yapın. Kırgızlık yapıyorsan yap. Esrar içiyorsan esrar iç. Ama yeter ki bize taş atmayın. Yani diyor bize taş atmayın, evet. Hangi pisliği yapıyorsanız evet. Yapın. Bize taş atmayın, hangi pisliği yapıyorsanız yapın.
Örneğin ben gördüm burada iki ekipti bir çocuk. Polis. İki ekip polis çocuğu aldı. Beni de karakol aldılar daha doğrusu. Evet. Bizi aldı. Benim suçum yoktu, kimliğim yoktu diye aldılar. Evet. Çocuğu aldı. Çocuk Kırgız'da uyanmıştı. Ön kapıda aldı, arka kapıda bıraktı. Polis diyor bize taş atmayın. Ne yapıyorsunuz ya? Esrar mı içiyorsunuz? Eroin mi içiyorsunuz? Kırgızlık yapıyorsunuz. İşte bu konuda hani devlet işte bize sahip çıkmıyor. Cahilci değil yani diyorsunuz, evet. Cahilci değil evet. İşte. Peki bu Diyarbakır sokaklarında en çok kullanılan madde uyuşturucu maddeler hangi maddeler acaba? En çok uyuşturucu toz var. Toz derken? Kubar, toz kubar. Toz kubar evet. Evet. Çok kullanılıyor. Evet. Evet. İşte en çok onlar. Ot fazla kimse içmiyor. Evet. Esrar değil mi? Evet, esrar. Toz esrar. Kubar. Toz kubar daha fazla gibi evet. Kullanılıyor. Toz kubar. Peki şu an bonzai gündemde. Bonzai yok, bonzai bir tarafta. Fazla kimse kullanmıyor. Kullanıyor, fazla kimse kullanmıyor. Evet. Onlar İstanbul tarafında. Alt tarafı. Evet. Orada çok kullanıyorlar. Peki hap çok kullanılıyor mu? İşte hap da çok kullanıyorlar. Çok kullanıyor, evet. Dört ayağının orasında çok satıyorlar. Çok satıyorlar. Evet. Buran. Peki bunlar bu maddelere yani ulaşmak kolay mı, basit mi yani? Maddeye ulaşmak çok kolay. Çok rahat değil mi? Çok rahat, çok kolay. Yani 9 yaşındaki bir çocuk bile ulaşabiliyor bunlara. Evet, bunlara. Herkes. Hani Diyarbakır, Bağlar çocuğu 7 yaşında desen ulaş. Evet. 9 yaşında, 10 yaşında. Yani madde konusunda insan rahatlıkla ulaşabiliyor. Peki o madde bağımlılığına yani Diyarbakır sokaklarında yani satan, bunun işini yapan ya da bunu bu gençlere ulaştıran kimler var acaba sizce? Yani kimler olabilir? Bu işin piyasasına, bu işi piyasa süren kimler acaba olabilir? İşte onlar bu şimdi aşağıdaki dört yol bağlar dört yolda evet. Bu Çingene mahalleleri var. Evet. İşte orada gençler gidip orada alıyor. Koşun'da alıyorlar. Batıkent Talası'nda alıyorlar. İşte hep orada torba tutuyorlar.